Shibumi, Trevenyan, 9. Part. Bir süre Otekasa'nın gözleri bahçeye dalgın dalgın baktı. Bahçenin çizgileri sisin etkisiyle bulanıklaşıyor, kesinliğini kaybediyordu. Yaşlı adam bir çaba harcayarak zihnini ebedi şeylerden geri çekti. Vermekte olduğu derse devam etti. Hayır, senin en büyük kusurun tecrübesizliğin değil, kayıtsızlığın. Yenilgilerini senden daha zeki ve yetenekli olanların elinden tatmayacaksın. Seni yenenler sabırlı, sinsi, orta düzeyde insanlar olacak. Nikolay kaşlarını çattı, Kaşikava kıyılarında gezinirken Kişikava-san'da kendisine buna benzer bir şey söylemişti. Senin orta düzeydeki kimselere karşı duyduğun aşağılayıcı nefret, onlardaki geniş, kapsamlı kuvveti görmene engel oluyor. Sen kendi parlaklığının orta yerinde dururken gözlerin öylesine kamaşıyor ki odanın kuytu, karanlık köşelerini göremiyorsun. Oralarda kalabalıkların, beyinsiz insan kalabalığının ne tehlikeler hazırladığını görecek şekilde gözlerini ayarlayamıyorsun. Ben sana bunları söylerken bile, sevgili öğrencim, sen kendinden yeteneksiz kişilerin sayıları ne kadar çok olursa olsun, seni yenebileceklerine inanmakta güçlük çekiyorsun. Oysa biz artık orta düzeydeki insanların çağında yaşıyoruz. Orta düzeydeki insan sıkıcı, renksiz, aptal gibi görünür. Fakat ölümsüz tek düzeliğine devam eder. Hiç bıkmaz. Amipler her zaman kaplanlardan çok yaşar. Çünkü durmadan bölünür. Yenilenirler. O ölümsüz tek düzelikleriyle. Kalabalıklar zorbaların en sonuncusu olacaktır. Gözlerini bir an için sanata çevir. Bak, kabuki can çekişirken, noberi yanda sürünürken, şiddet romanları kalabalıkları nasıl peşinden sürüklüyor? Dikkat edersen, hiçbir yazar romanına kahraman olarak gerçekten üstün bir insan tipi seçmeye cesaret edemiyor. Çünkü seçerse, kalabalığın içindeki orta düzeydeki insan öfkelenecek, utanacak ve kendisini savunması için kendi yojimbosunu yani eleştirmenleri ortaya sürecektir. Kalabalığın çıkardığı gürültü mantıksızdır ama kulakları sağır edecek kadar güçlüdür. Beyinleri yoksa da binlerce kolları vardır. Bunları seni yakalamak, çekmek, aşağı indirmek ve batırmak için kullanırlar. Hala Go'dan mı söz ediyoruz hocam? Evet, Go'dan ve onun gölgesi olan hayattan. O halde bana ne yapmamı öğütlersin? Onlarla temastan kaçın. Kendini bir terbiye örtüsünün altına sakla. Onlara aptal ve uzak görün. İçlerine girme. Ayrı yaşa ve Shibumi'yi incele. Hepsinden önemlisi de seni çeşitli yemler kullanarak öfkeye ve saldırıyla itmelerine izin verme sakın. Saklan Niko. General Kishikawa da bana hemen hemen aynı şeyi söylemişti. Bundan kuşkum yok. Burada kaldığı son gece senin konunu enine boyuna konuşmuştuk. Batılı buraya geldiği zaman sana karşı nasıl davranacağına ikimiz de karar veremedik. Sen sonradan bizim kültürümüze dönmüş birisin. Ve sonradan dönenlerin aşırı bağlılığı var sende. Bu senin kişiliğinde bir kusur ve trajik kusurlar da eninde sonunda Otekasan omuzlarını kaldırıp sustu. Nikolay başını salladı, gözlerini indirdi, hocasının odadan çıkmasına izin vermesini bekledi. Bir sessizlik süresinden sonra Otekasan ağzına bir nane şekeri daha attı. Seninle önemli bir sırrı paylaşabilir miyim Niko dedi. Bunca yıldır herkese nane şekerlerini karnımın ağrısını geçirdiği için aldığımı söylüyorum. Oysa aslında bunları sevdiğim için yiyorum. Ama koskoca bir insanın herkesin ortasında şeker emmesi yakışıklı bir hareket olmuyor. Shibumi'ye mi uymuyor efendim? Evet öyle. Otekasan bir an hayale dalmış gibi göründü. Evet. Belki de haklısın. Belki daha sizi gerçekten sağlıksız ama gene de bahçeye melankolik bir güzellik katıyor. Bu yüzden ona da şükran duymamız gerek. Cenazelerin yakılma töreninden sonra Otekasan'ın ailesi
ve öğrencileriyle ilgili olarak yaptığı planlar yürürlüğe kondu. Aile hemen eşyalarını toplayıp Otekasa'nın erkek kardeşinin yanına yerleşecekti. Öğrenciler de evlerine döneceklerdi. Nikolay her ne kadar 15 yaşından fazla göstermiyorsa da aslında 20 yaşını geçtiği için General Kişikava-san kendisi için bırakmış olduğu para eline verildi. Ne isterse yapsın, nereye isterse gitsin diye serbest bırakıldı. Delikanlı amaçsız özgürlüğün verdiği sosyal baş dönmesi duygusunu ilk defa tadıyordu. 1945 Ağustos'unun 3. günü Oteka evinin bütün halkı yanlarında eşyalarıyla tren istasyonunun platformu üzerindeydiler. Nikolay'ın Mariko ile duygularını açabileceği bir fırsat olmamış, iki genç hiç yalnız kalamamışlardı. Ama delikanlı ayrılırken onu ilk fırsatta ziyaret edeceğini büyük bir içtenlik ve inançla söyledi. Mariko ona ailesinden, arkadaşlarından, güzel kentinden öyle sevgiyle söz etmişti ki anlaşıldığına göre ülkenin en güzel kentlerinden biriydi Hiroşima. Washington. Baş yardımcı konsolun başında sandalyesini biraz geriye itip başını salladı. Elde yeterince veri yok efendim. Şişko bu Hel'in Tokyo'ya gelmesinden önceki süreye ait hiçbir şey vermiyor. Adamın sesi enikonu tedirgindi. Hayatını çok olaysız ve sessiz yaşayan Şişko'ya bilgisini ortaya serme olanağını bile tanımayan insanlara karşı tuhaf bir duygu kaplıyordu içini. Diamond dalgın dalgın homurdanıyordu. Kendi önüne çektiği kağıtlara bazı notlar çiziktirmekteydi. Üzülme dedi. Bundan sonra veriler çoğalacak. Savaşın bitiminden az sonra Hel işgal kuvvetleri hesabına çalışmaya başladı. Ondan sonra da her zaman görüş alanımızın içinde kaldı. Hemen hemen. Bu taramaya gerek duyduğunuzdan emin misiniz efendim? Bu adam hakkında her şeyi daha şimdiden biliyor gibisiniz. Gözden geçirmek işime yarar. Bak, aklıma bir şey geldi. Bu Nikolay Hel, Münih Beşlisi'ne bağlanmak için elimizdeki tek ipucu. Hele kızın amcası arasındaki yakın dostluk, biraz fazla uçarı davranmadığımızdan emin olmak istiyorum. Şişko'ya sor bakalım, Hel şimdi nerede oturuyormuş? Bir yandan masanın baş yardımcısı konsola doğru dönerken, baş üstüne efendim dedi. Bayan Sivivan, Diamond'ın zili üzerine odaya girmekteydi. Buyurun. İki şey. Birincisi bana Hel'in elindeki bütün resimlerini getir. Liviline sana Eflatun kart kod numarasını versin. İkincisi Bay Ablela ile ilişki kur. OPEC temsilcisiyle yani. İlk fırsatta buraya gelmesini sağla. Gelir gelmez bu odaya getir. Muavinle o iki salak da gelsinler. Hepsini toplayıp aşağıya sen kendin getirmelisin. Onların 16. kata girme yetkisi yok. Baş üstüne efendim. Bayan Sivivan dışarı çıkarken kapıyı gereğinden biraz daha hızlı kapamıştı. Diamond kağıtlarından başını kaldırıp buna da ne oluyor der gibilerinden kapıya baktı. Şişko sorulara cevap veriyordu. Baş yardımcısının sesi duyuldu. Görünüşüne göre Nikolay Hel'in birçok evi var. Paris'te de bir daire, Dalmatya kıyılarında bir ev, Fas'ta bir yazlık villa, New York'ta da bir daire, Londra'da bir tane daha. Ah işte geldi, son ikamet yeri eşit Ektebar köyünde bir şato. Bu galiba esas evi. Son 15 yılda en çok orada vakit geçirmiş. Bu Ektebar neredeymiş peki? Prenelerde. Bask bölgesinde efendim. Demek ki Hanas'ten Roma'dan uçağa binip Puy'a yani bu köye en yakın havaalanına yöneldi. Sor bakalım Şişko'ya bu Ektebar'a en yakın havaalanı neresiymiş? Eğer Puy ise başımız dertte demektir. Soru bilgisayara verildi. Ekran önce beyazlaştı sonra Ektebar'a yakın havaalanlarının listesi en yakınından başlayarak yansımaya başladı. Listenin en başında Pu kelimesi görünüyordu. Diamond,
kaderci biçimde başını salladı. Baş yardımcı içini çekip işaret parmağının gözlüğünün altına soktu. Burnunun yanlarındaki kırmızı izleri ovaladı. İşte çıktı dedi. Bu Hanay Stern'in şu anda Eflatun kartlı biriyle ilişkide olduğunu düşünmemiz için her türlü neden var. Dünyada Eflatun kartlılardan yalnızca 3 kişi sağ kalmışken bu kız da kalkıp onlardan birini buluyor. Şansa bakın. Evet öyle ama hiç değilse şimdi Nikolay Hel'in bu işe bulaşmış olduğunu biliyoruz. Sen makinene dön. Hel hakkında ne bilgi bulabilirsen söküp almaya bak. Bay Able gelince onu bu konuda aydınlatmamız gerekecek. İşte Hel'in Tokyo'ya gelişinden başla. Japonya. İşgal en hızlı ve etkili dönemini yaşıyordu. Demokrasinin peygamberleri imparator sarayına çok yakın ama saraydan bakılınca anlamlı biçimde gizlenip gözükmemeyi başaran Dai İçki binasından emirlerini yağdırmaktaydılar. Japonya fiziksel, ekonomik ve duygusal bir enkaz halindeydi. Ama işgalciler yenik halkın çıkarları açısından idealist savaşı dünyasal ihtiyaçlardan daha ön plana alıyorlardı. Kazanılan bir beyin kaybedilen bir hayattan daha önemliydi. Nikolay Hel de diğer milyonlarca insan gibi savaş sonrasının yarattığı mücadelenin içinde hayatta kalmaya çabalıyordu. Roket gibi yükselen enflasyon elindeki küçük serveti kısa zamanda değersiz bir kağıt yığını haline getirmişti. O da bir sürü Japon işçisi gibi enkaz kaldırma, bombalanmış arazileri temizleme gibi işler aradı. Fakat ustabaşılar onun yabancı bir ırktan olduğunu görünce amaçlarından kuşku duyuyor, ihtiyaçlarına inanmıyorlardı. İşgalcilerden de ona yardım gelmesine olanak yoktu. Çünkü bu ülkelerden hiçbirinin vatandaşı değildi. Sonunda o da evsiz, işsiz, aç durumda sokakları arşınlayan, parklarda, köprü altlarında, tren istasyonlarında uyuyanlar ordusuna katıldı. İşçiler fazla, işler azdı. Yani efendiler durumuna gelen kaba saba, fazla beslenmiş askerlerin gözünde değeri olan tek hizmeti sunabilenler ancak genç kadınlar oluyordu. Parası bittiği zaman 2 gün aç gezdi. Gündüzleri iş arıyor, gece uyumak üzere Shinbashi istasyonuna dönüyordu. Yüzlerce aç insanla birlikte. Bu insanlar kendilerine ya kanepe üstlerinde ya kanepe altlarında uyuyacak bir yer buluyor ya da ortaya yere yan yana uzanıp kabus dolu bir uyuklama dönemine giriyor. İkide bir midelerinin acısıyla yerlerinden sıçrayarak sabahı ediyorlardı. Her sabah polis gelip onları dışarıya çıkarıyor, istasyon trafiğinin akabilmesini sağlıyordu. Ve her sabah içlerinden 8-10 tanesi polisin uydurma çabalarına hiç karşılık vermiyordu. Açlık, hastalık, yaşlılık gibi nedenler gece bir ara gelip onları hayatın yükünden kurtarmış oluyordu. Nikolay binlerce kişi arasında yağmur altında sokakları dolaşıp önce iş aradı. Sonra çalabileceği bir şeyler aramaya başladı. Ama ne çalışacak iş vardı ne de çalmaya değer bir şey. Giydiği dik yakalı öğrenci üniforması çamur lekeleriyle dolu ve her zaman nemliydi. Ayakkabılarına sular doluyordu. Bir tekinin tabanını yırtıp çıkarmıştı. Ayrılan tabanın durmadan lap lap diye ses çıkarması kabul edilebilecek bir şey değildi. Ama sonradan keşke yırtmasaydım da bir paçavraya bağlasaydım diye düşünerek pişman oldu. Aç gezdiği 2. günün akşamı Shinbashi istasyonuna geç saatte yağmur altında döndü. Kocaman madeni tavanın altında çelimsiz ihtiyarların, çaresizlik içinde çocuklu kadınların, birkaç parça değer verdikleri eşyalarını sardıkları çıkınları yanlarına yerleştirerek sessiz bir gurur içinde kendilerine birer küçük bölge ayırmaları Nikolay'ın içini gururla doldurdu. Daha önce Japon ruhunu hiç bu kadar takdir etmemişti. Tıkış tıkış, korku içinde, aç, üşümüş durumda yine de birbirlerine terbiye çerçevesi içinde davranıyorlardı. Gece yarısı bir ara bir adam genç bir kadından bir şey çalmaya kalkıştı.
Bekleme salonunun karanlık bir köşesinde sessiz sayılabilecek bir çalışma sonucu ona cezası çabucak ve ebedi olarak verildi. Nikolay kendine bir kanepe altında yer bulabilmişti. Böylece gece tuvalete kalkanların üstünden atlamasından kurtulmuş oluyordu. Üstündeki kanepede iki çocuklu bir kadın vardı. Çocukların bir tanesi henüz bebekti. Kadın çocuklarıyla konuşuyordu. Yumuşak bir sesle ta onlar uyuyuncaya kadar konuştu. Çocuklar sonunda annelerine fazla direnmeksizin aç olduklarını son bir kere daha hatırlatıp uyudular. Kadın onlara hala dedelerinin aslında ölmediğini, yakında onları almaya geleceğini söylüyordu. Sonra onlara deniz kıyısındaki köyünü tarif etmeye koyuldu. İyice uyuduklarından emin olunca kendi kendine ağlamaya başladı. Nikolay'ın yanı başında yerde yatan yaşlı adam yatmadan önce değerli eşyalarını katlanmış bir bezin üstüne sıralayıp başının hemen yanına koymaya büyük itina gösterdi. Değerli eşyalar bir fincan, bir fotoğraf ve bir defalarca katlanmaktan kat yerleri tiftiklenmiş bir mektuptu. Ordu komutanlığından gelen ve komutanlığın üzüntüsünü belirten form mektuplardan bir tane yaşlı adam gözlerini yummadan önce yanında yatan genç yabancıya iyi geceler dedi. Nikolay gülümsedi ve iyi dileğe karşılık verdi. Kabuslu uyku bastırmadan önce Nikolay zihnini bir noktaya toplayıp mistik yolculuğuna kaçarak açlık duygusundan bir süre kurtuldu. Küçük çayırından geri döndüğünde hala aç olmasına karşın, içi dopdolu, hala umutsuz ve çaresiz olmasına karşın ruhu sakindi. Ama ertesi gün mutlaka iş ve para bulması gerektiğini biliyordu. Yoksa yakında ölüp gidecekti. Şafak sökmeden önce polis onları kaldırmaya geldiğinde yanındaki yaşlı adam ölmüştü. Nikolay fincanın fotoğrafı ve mektubu kendi çıkını içine sardı. İhtiyarın bu kadar özenle sakladığı şeylerin sürülüp çöpe atılması korkunç bir şey gibi gözükmüştü ona. Öğlene doğru Nikolay bir iş bulmak ya da bir şey çalmak amacıyla Hibiya Parkı dolaylarında geziyordu. Açlık artık tatmin edilmemiş bir iştah olmaktan çıkmıştı. Bir kramp, bir acıydı. Bacaklarına güçsüzlük veren, başını kuş gibi hafifleten bir acı. Umutsuz insan sesleri arasında ilerlerken bu olanların gerçek dışı olduğunu hissetti. Çevredeki insanlar ve cisimler bir an anlamsız şekiller oluyor, bir an şaşılacak değerler kazanıyorlardı. Bazen kendisini yüzleri olmayan insanlar arasında bir akarsuya kapılmış akar gibi görüyor, onların enerjisini ve gittikleri doğrultuyu kendine mal ediyor, kendi düşüncelerini küçük bir çember içinde atlı karınca gibi döndürüp duruyor, böylece tümünü anlamsız kılıyordu. Açlık, mistik yolculuklarını bilinçli düzeyine çok yaklaştırmıştı. Kısa kaçamakları, apansız gerçekle burun buruna gelip sona eriyordu. Kendini dimdik ayakta ya bir duvara ya karşısındaki bir insana bakar buluyor, bunun doğaüstü bir durum olduğunu düşünüyordu. Daha önce hiç kimse duvarlardaki bu tuğlaya bu kadar dikkatle bakmamıştı. Hiç kimse şu adamın kulağına böylesine incelememişti. Bunun bir anlamı olmalıydı değil mi? Başını hafifleten açlık, parça parça halde karşısına çıkan gerçek bu amaçsız dolaşıma bir bakıma insana garip bir zevk veriyordu. Ama içinden bir ses onu bu durumun tehlikeli olduğuna karşı uyarmaktaydı. Bu kısır döngüden kurtulmalıydı. Yoksa ölecekti. Ölmek, ölmek bu sesin ne anlamı var? İnsan kalabalığı onu parktan dışarıya sürükledi. Kapıdan çıktığında kendini iki geniş caddenin kesiştiği bir köşe başında buldu. Trafik çok sıkıydı burada. Cadde askeri taşıtlar, siyah otomobiller, tramvaylar, inanılmaz ağırlıkta yükleri taşıyan küçük arabaları iten bisikletlerle doluydu. Küçük bir kaza olmuştu herhalde. Trafik ağırlıkta yükleri taşıyan küçük arabaları iten bisikletlerle doluydu. Küçük bir kaza. Trafik dört yöne doğru uzayan hareketsiz taşıtlar halinde birikmiş bekliyordu. Elleri beyaz eldivenli bir Japon
trafik polisi Amerikan jipine binmiş bir Rus'la gene Amerikan jipine binmiş bir Avusturyalı'nın arasında bulma çabasındaydı. Nikolay istemeden meraklı kalabalığın baskısıyla giderek artan tartışmaların ortasına doğru itiliyordu. Rus yalnızca Rusça biliyor, Avustralyalılar ise İngilizceden başka dil konuşamıyorlardı. Tabii polis de yalnızca Japonca bilmekteydi. Her üçü seslerini gittikçe yükselterek suçu ve sorumluluğu birbirine yükleyen sözler söylüyorlardı. Nikolay arkadan itilerek kendini Avustralyalıların jipine dayanmış buldu. Arka kanepedeki subay gözlerini karşıya dikmiş, taş gibi oturuyordu. Çok tedirgindi. Şoförü ise avazı çıktığı kadar bu işi Rus şoförle teke tek erkek erkeğe halletmeye hazır olduğunu duyurmaktaydı. İsterse subayı da ona yardım etsin diye haykırıyordu. Bütün Allah'ın belası kızıl oldu gelse vız gelir. Aceleniz mi var efendim? Ne? Avustralyalı subay bu partal kılıklı Japon gencin kendisine İngilizce söz söylemesine şaşmış gibiydi. Kendisine bakan gözle içi yeşil gözleri görüp çocuğu doğulu olmadığını fark etmesi birkaç saniye sürdü. Elbette acelem var. Toplantıya yetişeceğim. Bileğini kıvırıp saatine baktı. 10 dakika önce başlayan toplantıya. Size yardım ederim dedi Nikolay. Para karşılığı. Anlamadım. Adamın aksanı sömürge halkının İngilizlerden fazla İngiliz aksanı yapmaya meraklı oldukları zaman kullandıkları aksandandı. Bana biraz para verin, size yardım edeyim. Subay saatime bir daha baktı. Pekala, yap bakalım. Avustralyalılar Nikolay'ın önce Japon polise, sonra da Ruslara neler söylediğini anlayamadılar ama birkaç kere MacArthur kelimesinin geçtiğini duydular. İmparatorlar imparatorunun adı sihirli bir etki yaptı. 5 dakika içinde birikmiş arabaların arasından bir yol açıldı ve Avustralyalıların jipi parkın çimenleri üzerine alındı. Orada çakıllı yola gelip şaşkın park halkı arasından yan sokağa çıkmayı başardı. Kornalarını hiç durmadan çalan trafiğe sıkışmış taşıtların hepsi gerilerde kalmıştı. Nikolay da bu arada şoförün yanına atlamış bulunuyordu. Sorun ortadan kalktıktan sonra subay şoförü arabayı kenara çekmesini söyledi. Pekala, söyle bakalım sana borcum ne kadar? Nikolay'ın yabancı paraların şimdiki değeri hakkında zerre kadar fikri yoktu. Rastgele bir sayı söyledi. $100. $100 mı? Deli misin sen? $10 diye düzeltti Nikolay. Subay, ne koparabilirsem diyorsun öyle mi diye alay etti. Ama bir yandan cebinden cüzdanını çıkarıyordu. Hay Allah, hiç para kalmamış. Şoför sende var mı? Üzgünüm efendim, bende de yok. Baksana ne diyeceğim. Şu karşı kaldırımdaki binada çalışırım. Eliyle Sanshin binasını gösteriyordu. Burası işgal kuvvetlerinin haberleşme merkezi olarak kullanılmaktaydı. Benimle içeri gel, hemen işini gördürürüm. Binaya girdiklerinde subay Nikolay'ı tediye ve muhasebe de servisine götürdü ve oradakilere $10 ödemeleri için talimat verdi.